Neden ağrı? Konuyu neden anlatmaya gerek duyuyoruz? Hastaların geliş nedenleri arasında ilk iki nedenden biri. Belki de en fazla. Yani bir hasta polikliniğe geliyorsa, size muayene olmaya geliyorsa birinci sıradaki sebep ağrıdır. Bu baş ağrısı olabilir, göğüs ağrısı olabilir, MI olabilir, apandisit olabilir, kolesistit olabilir, diz ağrısı, bel ağrısı. Bunları düşünürseniz hepsinde birinci sırada bir semptom. Bazen üst solunum yolu enfeksiyonu birinci sıraya geçebiliyor. Formal eğitimde de henüz yeri tam değil. Yani bu konuda üniversiteler pek bir eğitim vermiyor. Yani ağrı diye bir ders çok az bir yerde var. Benim geldiğim yerde başlatmıştık. Başka üniversitelerde henüz eklendi mi bilmiyorum. Ve maalesef yetersiz tedavi ediliyor ağrılar. Çünkü semptom olarak görülüyor. Yalnızca hastalığın kendisine odaklanıyor. Ve ağrının bu arada çekilmesi gereken bir yük olduğu düşünülüyor. Bu çeşit ön yargıları ben burada yıkmaya çalışacağım. Siz istediğiniz kadar iyi doktor olun, istediğiniz kadar iyi tedavi edin. Hastanın ağrısını geçirmiyorsanız, hastanın gözünde maalesef büyük oranda başarısız sayılabiliyorsunuz. Hastanın ağrısını geçiriyorsanız sizden daha iyisi yok. Ağrının zararları nedir? Bir kere ızdırap çekiyor. Emosyonel olayın haricinde bir de sensitif bir olay. Sosyal kayıp olabilir. Ağrılar nedeniyle yakınlarıyla arası bozulabiliyor, eşiyle arası bozulabiliyor, iş gücü azalabiliyor, ekonomik kayıp oluyor. Aynı zamanda ağrı ölüme de sebep olabiliyor. Yani mortalite ve morbiditede artışa yol açabiliyor. Neden? Pulmoner emboli örneğini verelim. Hastada diyelim ki artrit var, yürümüyor, hareketsiz kalıyor. Uzun süre hareketsizliğe bağlı derin ven trombozu gelişiyor ve pulmoner emboli oluyor. Şimdi istatistiklere ne olarak geçiyor bu? Ölüm sebebi pulmoner emboli. Ben diyorum ki hayır, aynı zamanda ölüm nedeni yetersiz ağrı tedavisi. Benzer bir şekilde atelektazi ve pnömoni, yeterince yine hareket etmeyen bir hasta, mobil olmayan bir hasta ağrıları nedeniyle üzerine atelektazi, pnömoni ve sepsisten hastamız kaybedilebiliyor. Ve tabii ki ağrının nedeni hem nedenidir hem sonucudur obezite. Ağrı nedeniyle kalori harcamada azalma ve obeziteye yol açabilmektir. Ve bu sefer de obezitenin komplikasyonlarıyla uğraşmaktayız. Tanım olarak oldukça zordur. Ben kitap tanımını söylemeyeceğim çünkü sinir bozucu bir tanım. Şunu söyleyebilirim, duyusal komponenti var. Yani ağrı olduğunda sinirlenebiliyoruz, ağlayabiliyoruz vesaire. Duygusal olarak. Duygusal olarak da hissettiğimiz direkt ağrının kendisi. Sosyal olayı anlattım. Gerçek veya potansiyel hasar olabilir. Her ağrının sebebi olmak zorunda değil. Bir ağrı olduğunda mutlaka altında bir sebep arama gereğini duyuyoruz. Ama her zaman da olmak zorunda değil. Çeşitli ağrı hastalıkları da var. Fibromiyalji gibi, miyofasyal ağrı sendromu gibi, migren gibi, gerilim tipi baş ağrısı gibi. Geçmiş deneyimler önemli ağrı. Ağrıya nasıl tepki vereceğimizi de etkilemekte. Ve hoş olmayan deneyim olmak zorunda. Ağrının tanımında şu da var. Hoş olmayan bir duygu. Kabul ediyoruz. Peki yanma, elektriklenme, bıçaklanma, sızlama, zonklama bunlar hoş olmayan şeyler. Kaşıntı. Kaşıntı hoş olan bir şey mi? Hayır. Artık kaşıntı da ağrı kabul ediliyor. Mesela solunum sıkıntısı. Diyelim ki pnömoniniz var veya akciğer kanserisiniz. Nefes alamıyorsunuz, havaçla hissediyorsunuz. Aslında inanıyorum ki gelecekte bunu da ağrının içine koyacaklar. Çünkü o da hoş olmayan bir duygu. Ağrı ile ilgili yanlış inanışlar nelerdir? Hasarın şiddeti ağrının şiddeti ile doğru orantılıdır. Bu kesinlikle yanlış. Mesela yalnızca zonası olan hasta, şurası da bir deri döküntüsü var. Kendini camdan atmak ister, o an ölmek ister veya trigeminal nevralji. Gözlerinden yaş akar, yeter ki kurtulayım mı, ölmeye de razıyım diyor. Ama ağır yaralan bir hasta, ki bu birçok çalışma var bu konuyla ilgili, savaşlarda özellikle Amerikalıların var. Vietnam Savaşı'nda ağır yaralı hastaların %65'inden fazlasının ağrı skoru 0. Bacağı kopmuş, kolu kopmuş, vücudunda şarapnel yaraları var ama hiç ağrı tariflemiyor. Demek ki hasarın şiddetiyle doğru orantılı değil. Bu ön yargımızı yıkmamız lazım. Ağrının nedeni bulunamazsa hasta ya yalan söylüyordur veya ağrının kendisi önemsizdir. Bu savaşı daha başta kaybetmek demektir. Mutlaka dediğim gibi nedeni bulunamazsa tedavi edilemeyecek demek değil. Tedaviye yine başlıyoruz. Ağrı tedavisini başlıyoruz. Hastanın tedavisi değil.
Antidepresanlar ağrıyı azaltıyorsa ağrının nedeni psikolojiktir. Antidepresanların özellikle noradrenalin geri alım inhibitörü olan trisiklik antidepresanların ağrıyı azaltıcı etkisi oldukça güçlüdür. Depresyonla ilgisi yoktur ve biz onu ağrı tedavisinde de kullanabiliyoruz. Plasebo ile ağrı azalıyorsa hastanın ağrısı yine psikolojiktir. İlgisi yok. Plasebo'nun kendisi ağrıyı %30 azaltır. Yani plasebo da aslında ağrı kesici etkisi var. Bunun mekanizması oldukça uzun. Biraz anlatmaya çalışacağım. Ağrı medyatörlerini görüyorsunuz. Oldukça kompleks bir mekanizma. Buradaki her enzimi, her reseptörü anlatmak her biri ayrı bir ders konusu. Ama ağrı yolaklarını anlatmak istiyorum. Bu önemli. Ağrı yolağında dört yolumuz var. Daha doğrusu sırayla geçeceğimiz yol. Transdüksiyon, transmisyon, modülasyon, persepsiyon. Transdüksiyon, herhangi bir ağrı kaynağının elektrik enerjisine çevrilmesi. Mesela ütüyle elimiz yandı veya iğne battı. Birisi termal hasar, birisi mekanik hasar. Bunlar elektrik enerjisine çevriliyor vücudumuzda, reseptörler aracılığıyla. Ağrıyı hissedebilmemiz için. Elektrik enerjisine çevirdikten sonra, elektrik enerjisini niçin çevirmemiz gerekiyor? Sinirde iletebilmek için. Tabii ki ağrı sinirleri burada rol oynuyor. A, delta ve C şeklinde iki çeşit sinirimiz var. A, delta hızlı, keskin, ani oluşan ağrılarda rol oynuyor özellikle. Mesela elimize iğne battığında aniden duyduğumuz şiddetli ağrı A, delta. Tamam, iletti. Artık iğne batmıyor elime. Ama sızlama devam ediyor için için. Artık orada çalışan da C lifleri oluyor. Genellikle C lifleri kronik ağrıdan daha çok sorumludur. A delta da akut ağrıdan sorumludur. Evet, transdüksiyon ise hatırlarsanız kimyasal ve termal, mekanik bunların hepsinin elektrik enerjisine çevrildiğini düşündük. İkinci aşamada transdüksiyondan sonra transmisyon ile iletiyoruz. Genellikle sinir blokları yaparak transmisyonu engelliyoruz. Yani reseptör düzeyinde değil, sinirin gövdesi boyunda iletimi kesip ağrıyı kesebiliyoruz. Modülasyon ise daha çok medüle spinaliste oluyor. Beyinde de oluyor. Modülasyon ağrıyı azaltabildiği gibi arttırabiliyordu. Şimdi bir çıkan inhibitör yollar var, bir inen inhibitör yollar var. Önce inhibitör yolları anlatayım. Yani ağrıyı azaltan mekanizmalar. Dişiniz ağrıdığınızda hiç yanağını çimdikleyeniniz oldu mu? Olmuştur. Ne oluyor bu durumda? Ağrının azaldığını hissediyorsunuz. Çünkü beta yani B sinirlerini uyararak A delta ve C üzerinde inhibitör etki yapıyorsunuz. Yani duyu sinirleri ağrı üzerinde inhibitör etki yapar. Tipik bir örneği yürürken ayağınızı sehpaya vurdunuz. Ne yaparız hepimiz? Klasik hareket. Hemen bu hareket. Hakikaten bu kitaptaki okuduğum doğru mu? Ben kendim denedim. Bir gün vurduğumda ovalamadım. İnanılmaz bir ağrı. Hakikaten sizin de başınıza gelince bir deneyin. Bir yerinizi sert bir şekilde vurduğunuzda tutmamayı veya ovalamamayı deneyin. Ağrının çok şiddetli olduğunu, ovaladığınız zaman ağrının hemen azaldığını göreceksiniz. Bu çıkan inhibitör yollardır. Yani duyu sinirlerinin ağrı liflerinin üzerine inhibitör etkisi. Bir de inen inhibitör yollar vardır. Beyinden medüle spinalis iner. Noradrenalin ve serotonin salgılarlar. Siz trisiklik antidepresan verirseniz nedir bunlar? Noradrenalin ve serotonin geri alım inhibitörüdür. Medüle spinaliste noradrenalin ve serotonin artacağı için direkt inhibitör etki yapar. Noradrenalin ve serotonin geri alımı veya miktarı ne zaman azalır? Anksiyetede, depresyonda, streste. Dolayısıyla depresyonu, anksiyetesi, stresi olan hastaların ağrısı daha fazla olur. Çünkü noradrenalin ve serotonin alımı yani inen inhibitör yollar yetersizdir. Siz bu hastaya antidepresan verdiğiniz zaman inen inhibitör yolları hızlandırmış olursunuz.
Persepsiyondan bahsetmek istiyorum. En güzeli, en ilgi çekici de budur. Dördüncüsü artık beyinde neler oluyor, bitiyor. En tipik örneği, burada yine bir örnek var. Çocuğu birkaç kişi tutuyor, bir aşı yapılıyor değil mi? The fear of pain is worse than the pain itself diyor. Ağrının korkusu diyor. Ağrının kendisinden daha kötü diyor. Şimdi çocuğa daha iğne yapılmadan ağrı duyuyor ve ağlıyor. Bu persepsiyondur, algılamadır. Daha güzel bir resmim vardı, onu buraya koymadım. Bir çocuk köpeği kucağına almış, veterinere götürmüş, aşı yapılıyor. İğne geliyor böyle köpeğe doğru. Köpek anlamsızca iğneye bakıyor, ne olduğunu bilmiyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama köpeği tutan çocuk iğneyi görüyor, yaptığı hareket şu. Hem kendisine yapılmıyor, bu birincisi, değil mi? Kendisine yapılmıyor. Niye ağrı hissediyor? Daha bilincinde hissediyor. İkincisi, zaten daha yapılmamış bir. Hem kendisine yapılmıyor, hem de daha yapılmamış. Buna persepsiyon diyoruz. Ağrıyı algılama. Bu da ağrının mekanizmalarında çok önemli. Peki niye insanlar farklı ağrı hisseder? Aynı ameliyat olan bir hasta çok sakin dururken, birisi niye kendini yerden yere atar? Şöyle bir açıklama yapayım. Neuromatrix teori denilen bir teori var. Nasılsa biliyorsunuz yani hepimizin saç rengi değişik. Yüzü değişik, tipimiz değişik, boyumuz değişik, kilomuz değişik. Parmak izlerimiz değişik. Her birimizin. Hiçbirimizin aynı değil. Beyindeki sinirsel yolaklar da her birimizde farklı. Neuromatrix dediğimiz. Bağlantılarımız farklı. Yani o ağrıyı duyan kişi gerçekten o ağrıyı daha fazla duyuyor. Tabii ki persepsiyonun da etkisi var. Ama sonuçta ne hissettiği önemli. Nedenleri değil. Evet. Ağrı türlerine geldiğimiz zaman nosiseptif ve nöropatik ağrı bizi en çok ilgilendiren. Onlardan bahsetmek istiyorum. Nosiseptif ağrı bildiğiniz, herkesin bildiği ağrı. Kemik, yumuşak doku, çeşitli, kas doku, deri. Buradaki hissettiğimiz ağrı nosiseptif ağrıdır. Ütü ile yanma, bıçakla kesme gibi ağrılar. Nöropatik ağrı ise sinir sisteminin hasarı ile oluşan ağrıdır. Bu periferik sinir sistemi olduğu gibi medulla spinalis veya beyinde de olabilir. Talamus enfarktlarında mesela ağrı yine olabilir. Tedavisi de tamamen farklıdır. Nosiseptifle nöropatiğin tedavisi farklıdır. Nöropatik ağrı, ağrı kesicilere cevap vermezse hastanın probleminin psikolojik olduğunu zannedebilirsiniz. Bununla ilgili bir anımı da anlatabilirim. Mesela trigeminal nevralji. Nöropatik ağrıdır. Yani trigeminal sinire baktığınızda hiçbir problemi yoktur. Ama spontan elektrik deşarjını beyne gönderiyordur. Veya zonadır. Sinir uçları iltihaplanmıştır. Şiddetli ağrı hissedebilir. Fantom ağrısı. Yine nöropatik ağrıdır. Bel fıtığına bağlı sinire bası ağrı mix tip ağrıdır. Hem nosiseptif komponenti vardır, hem nöropatik komponenti vardır. Ama ütü yaparken elinizi yakarsanız bu nosiseptif ağrıdır. Nosiseptif ağrılar günlük sık görülen, sızlama, zonklama, klasik ağrı kesicilere cevap veren ağrılardır. Nöropatik ağrılar tedavisi daha zor, yanıcı, elektrik tarzı, iğnelenme, kaşınma. Daha çok antidepresan ve antiepileptikler etkili. Allodini pozitif olabilir bunlarda. Mesela zonalı hastada hasta şöyle dolaşır gömleğini. Veya rüzgar bile etse yerinde duramaz. Çok şiddetli ağrı olur. Buna allodini denir. Yani ağrısız uyaranın ağrı oluşturması dokunma dahil. Örnekler burada çeşitli örneklerden bahsettim zaten. Ağrı sınıflandırmasını nasıl yapabiliyoruz? Akut, kronik. 3 ayı geçenleri kronik kabul etmek lazım. Kronik olanlarda tedaviye daha çok direnç var. Kronik ağrısı olanlar sizi ağrı konusunda ikna edemeyebilir de. Akut ağrı varsa zaten görürsünüz. Bunun ağrısı var dersiniz ama kronik ağrı hastası karşınıza gelir. Şöyle durur. Çok ağrım var doktor bey. Aynen yüz ifadesi benim gibi. Öyle mi? Ağrınız o 0'dan 10'a kadar kaç puan verirsiniz? 10 puan verir. 10. Evet 10 puan verir. Ne bir bağırma, ne çağırma, ne terleme. Ağrı davranışı olmayabilir. Çünkü kronikleştiği için artık sempatik deşarj yoktur. Hipertansiyon, taşikardi, terleme gibi semptomları göremeyebilir. Bir diğer önemli konu da hareket. Statik ve dinamik ağrı. İkisi farklı şey. Mesela dizimden ameliyat oldum, çok şiddetli ağrı var. Morfin yaptılar, dizimdeki ağrı geçti. Bu neydi? Statik ağrı.
Hiç hareket etmiyorum. Ağrım geçti, morfin yapıl. Bir ayağa kalk, yürü bakalım. Ayağa kalktım, bir bastım, ah basamıyorum. Hani geçmişti? Tamam, statik ağrı sıfır ama dinamik ağrısı geçmemiş. Veya karın ameliyatı oldum. Morfin vuruldu, ağrım geçti. Elini dokundurduğu zaman cerrah, bağırıyorum. Dinamik ağrısı hala devam ediyor. Lokal anestezikler dinamik ağrıda daha etkili. Genellikle opioid veya nonsteroid antiinflamatuarlar statik ağrı etkili. O yüzden regional, bölgesel ağrı kesici etkiler, lokal anestezikler kullanılmakta dinamik ağrıda. Türüne göre zaten ayrılmıştı. Bir de yerine göre baş ağrıları, bel ağrıları şeklinde ayırabiliyoruz. Akut ağrı, burada bahsettim bununla zaten. Statik ağrı, bunu da anlattım size. Ağrı skorlaması subjektiftir. Ağrının bir gram, santimetre, kilo, watt, voltaj öyle bir değeri yok. Subjektiftir. Kendisini ifade edemeyen hastalarda yüz ifadelerine bakabiliriz. Ağrı davranışına bakabiliriz. Sıfırdan 10'a kadar problem olabilir. Ama bu sıfırdan 10'a kadar problem hakikaten bizim için de problem. Çünkü hastaların çoğu kendini ifade edemiyor. 10'a kadar sayamayan hasta çok gördüm. Birden 10'a kadar say. Yani haftanın günlerini say. Pazartesi, salı, çarşamba onu bilmeyen hastalar çok gördüm. Yok, az, hafif, çok, dayanılmaz. Bunlar biraz daha yardımcı oluyor sınıflandırmada. Ağrı skorlamasında çeşitli yöntemler var. Çeşitli skalalar var. Ama Türkiye koşullarında eğitim seviyesi düşükse oldukça zorluyor bu skalaları bizi kullanmakta. Terminolojisinde hiperestezi, hipoestezi, parestezi, dizestezi, hiperacezi, primer sekonda, allodini, anestezi, analjezi gibi ağrının kendine ait bir sürü terminolojisi var, kelimesi var. Bunların her birinin de anlamını anlatamayacağım şu anda uzun süreceği için. Tedavide non-farmakolojik tedaviler var, farmakolojik tedaviler, akupunktur, ısı, masaj, tens, egzersiz. Bunlar farmakolojik olmayan tedaviler. Farmakolojik tedavilerde birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, adyuvan ilaçlar ve girişimsel tedaviler en son. Şimdi akupunktur ağrıyı nasıl geçiriyor? Bir fikri olan var mı? Veya masaj? Aynı mekanizmayla size bahsettim. Neydi? A, beta liflerini uyararak. Hatırlarsanız ovuşturduğum zaman ağrı geçiyordu ya, akupunktur yaptığınızda da A, beta sinirleri uyarılıyor. Ağrıyı azaltıyor. Veya ısı yine A-beta'yı uyarıyor. Masaj, tens, bunların hepsi A-beta sinirlerini uyarıp ağrıyı azaltıcı etkisi var. Ama ben burada non-farmakolojik yöntemlerden, çok farmakolojik yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Basamak tedavisi Dünya Sağlık Örgütü'nün. Birinci basamakta nonsteroid antiinflamatuarlar, metamizol ve parasetamol var. İkinci basamakta Türkiye'de kodein ve tramadol var. Üçüncü basamakta Türkiye'de oksikodon, hidromorfon, fentanil, morfin gibi ilaçlar var. Adjuvanları da her bir basama ayrıca etkili ekleyebiliyoruz. Şöyle bir yanlış uygulama da yapılıyor. Hastanın çok şiddetli ağrısı var. Birinci basamaktan başlıyoruz. Etki etmedi. İkinciye geç, üçüncüye geç. Hastanın ağrısının şiddetine göre istediğiniz basamaktan başlayabilirsiniz. İlla birden başlamak zorunda değilsiniz. Bir an önce hastanın ağrısını geçirmek için. Birinci basamak ilaçlar, nonsteroid antiinflamatuarlar, parasetamol ve metimazol. Rahatlıkla eczaneden alabiliyorsunuz. Özellikle nonsteroid antiinflamatuarlar başta olmak üzere son derece zararlı ajanlar. Kümülatif olarak kronik böbrek yetmezliğine yol açıyor. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların dataları, geçmişe yönelik tüm eczanelerde incelendiği zaman tüm hayatı boyunca. Hayatı boyunca şimdiye kadar sistemler tabii onlar da bilgisayarlı olduğu için rahatlıkla geçmişe yönelik bilgileri alabiliyorlar. Şu fark edilmiş. Kronik böbrek yetmezliği olmayan hastalara göre 6 kat fazla nonsteroid antiinflamatuar kullanıyorlar. 1 milyon tane nefronumuz var sağda, solda. Ve 20 yaşından itibaren bunların sayısı azalıyor. 999.999, ertesi gün 998, ertesi gün 997, her gün azalıyor. Bu yaşlılığın belirtisi, saçımızın dökülmesi gibi. Bir tane naproxen aldınız.
veya diklofenak aldınız. Bir düşüyordu ya, o gün 100 düşüyor. Nefron kaybına yol açıyor. Kümülatif olarak sizi KBY'ye yavaş yavaş yaklaştırıyor. İnsanlar sonsuza dek yaşasaydı, tüm insanlar eninde sonunda KBY'ye olurdu bu durumda. Ve non-steroid antiinflamatuarların aynı zamanda mide hasarı yapıcı etkisi var. Sonuçta non-steroid antiinflamatuar ağrılara bağlı, dünyada ölüm oranı trafik kazalarından ölüm oranından daha fazla. Öyle söyleyeyim. Parasetamol de tabii ki mideye dokunmadığı için daha güvenli bir ajan. Böbrek konusunda daha güvenli kabul ediliyor. Ama maalesef bu da maalesef çok fazla intihar amaçlı kullanılıyor. Vakaların yarısından fazlası parasetamolle suisit girişimde bulunuyor. Metimazol ise bazı ülkelerde kullanılmıyor. Bizim ülkemizde kullanılıyor. Ben onunla ilgili pek bir sıkıntı yaşamadım verilen dataların aksine. Basamak 1'de tavan etkisi var. Yani dozu istediğiniz kadar arttırın. Daha fazla ağrıyı kesmiyor artık. Aksine yan etkileri artıyor. Bir de non-steroid antiinflamatuarların iyileştirici etkisi var. Yalnızca ağrıyı kesmiyor, aynı zamanda ağrıyı azaltmanın haricinde tedavi edici özelliği olabiliyor. Özellikle inflamatuar tip ağrıysa, romatoid artritte olduğu gibi. Kemik metastazlarında da morfin kadar neredeyse etkili olabiliyor. Kemik metastazında non-steroid antiinflamatuar eklemekte fayda var malignitelerde. Basamak 2'de kodein izole preparat bazı eczaneler yapabiliyor, üniversite eczaneleri. Sade tek olarak yok. Naproxen ile kombine olanı var. Antitüsiflerde var. Gribal enfeksiyonlarda biliyorsunuz parasetamol ile kombine olanları var. Ve dozu da yetersiz oluyor bunlarda. Daha çok tramadol'e yüklenmek lazım. Tramadol de benzersiz bir ilaç. Almanların 1973'te bulduğu bir ilaç ama maalesef dünyaya yayılması çok geç olmuş. Amerikan ilacı olsaydı herhalde birinci yılda tüm dünyaya yayılırdı. Çok unik bir ilaç. Hem opioid reseptörlerini etki ediyor hafif olarak, hem de serotonin, noradrenalin geri alım inhibitörü yapıyor. Aynı antidepresanlar gibi. Yeşil reçeteli ilaçlar bunlar. Tramadol da yeşil reçeteli. Hiç desirel reçeteleriniz var mı? Desirel ediyorsunuz değil mi? Yeşil reçete mi? Değil. Desirelin metaboliti nedir? Tramadol'dur, kontramol. Ama yeşil reçeteli değil. Bazı ülkelerde kontramol yeşil reçete bile değildir. Normal reçetedir. Ama desirel mesela metaboliti de tramadol olduğu halde yeşil reçete değil. Evet. Zaten isminden de anlarsınız. Trazodon. İçindeki ilaçla ismi de benziyor biraz. Tramadol, trazodon. Tramadol 400 mg'lık maksimum dozu var. Parasetamol ile kombine formları var. Günlük dozu 400 mg maksimum demiştim. Daha yüksek dozlarda epilepsiyi tetikleyebiliyor. Epilepsi olan hastalarda dikkatli kullanmak gerekiyor. %20 hastada hiçbir etkisi olmaz. Hızlı asetilleyici gruplar biliyorsunuz. %20 hastalarda yan etki nedeniyle ilacı kullanamazlar. Özellikle bulantı kusma. Şanssız gruplardır bunlar. Sedasyon veya idrar retansiyonu yapabilir. Bir hastamda idrar retansiyonu olduğu için hastanın hayatı kurtuldu. Altiti nedeniyle kontamal yazdığım hasta idrara çıkamıyor. Yaşlı bir hasta. Çok dizlerinden dolayı yürüyemiyor. Yürümeye başlıyor artık. Oh ilaç iyi geldi. Ama globu gelişiyor. Acile gidiyor. Tabii acildekilerin de tramadolin idrar tutucu etkisi olduğunu bilmiyor. Şöyle bir standart tedavilere bakıldığında prostat seha yakalanıyor. Yani hastanın yan etkisi erken teşhis yolu açıyor. İlacın yan etkisi. Evet, opioidler. Tabii ki morfin en başta olmak üzere. Üçüncü basamak ilaçlar. Korkulan ilaçlar. Çok korkulan ilaçlar. Neden? Bağımlı olursunuz. Hakikaten bağımlılık sonucu kaybettiğim asistanım oldu. Maalesef gece kendisini ölü bulduk. Bağımlılığı tehlikeli. Ama son derece nadir. Birçok ilaç var. Tavan etkisi yok. Morfini yazıyorum 3x1. Ağrısı azalıyor, geçiyor. Hastalık ilerliyor, ağrıları artıyor. Dozunu artırıyorum 3x2. Sağlık Bakanlığı'ndan bana bir uyarı geliyor. Artık o departmanda kim çalışıyorsa, vademekoma bakıyor herhalde. Bu dozda kullanamazsınız. Halbuki tavan etkisi yoktur opioidlerde. Dozunu arttırdıkça analjezik etkisi artar. Hocam solunum depresyonu oluşmuyor mu?
dozu arttırırsanız oluşturur. Yani fentanil örnek vereyim. Drojetik yapıştırılmış bir hasta, flaster olarak. 50 yapıştırdınız, solunum depresyonu olmuyor. Aradan bir hafta geçirdiniz, 100 yapıştırdınız, yine solunum depresyonu. Yavaş yavaş dozu arttırırsanız 3000 yapıştırıp solunum depresyonu olmuyor. Ama hastaya gelir gelmez ilk günden 200 yapıştırırsanız solunum depresyonu oluyor. Yani tolerans gelişiyor. Solunum depresyonu yapıcı etkisine. Dolayısıyla aslında solunum depresyonu yapıcı etkisi korkulacak bir şey değil. Yeter ki dozu tedbirli arttırın. Bağımlılık olayından bahsetmek istiyorum. Burada da görüyorsunuz bakın kaç tane yapıştırılmış. Solunum depresyonu yok, yaşıyor. Bağımlılık maalesef ülkemizde yanlış biliniyor. İki çeşit bağımlılık var. Fiziksel bağımlılık var, psikolojik bağımlılık var. Burada salonda kaç kişiyiz? 25 kişiyiz. 25 kişiye ben şu anda morfin vereyim. Her gün vereyim. 2 hafta boyunca. Herkeste fiziksel bağımlılık gelişir. Sorun oluşturur mu? Oluşturmaz. İlacı yavaş yavaş keserip kaybolur. Hiç korktuğum bir şey değil. Rahatlıkla kullanıyorum bu ilaçları. Ama 3000'de bir, 10.000'de bir yayına göre değişiyor. Bir risk var ki buna psikolojik bağımlılık deniyor. Onun için 2 hafta alması gerekmiyor. Fizyolojik bağımlılıktaki 2 hafta değil, tek doz yetiyor. Benim işte asistan arkadaşta da olan oydu, tek doz. Ameliyat oldu böbreğinden, bir tek doz aldı, orada ip koptu. Bunun nedeni genetik olduğu düşünülüyor. Neden bazı kişilerde var, bazı kişilerde hiç yok. Bunun nedeni tam olarak aydınlatılmış değil, genetik olduğu düşünülüyor. Tek doz bile psikolojik bağımlılık yeterli. Ben opioid kullandım mı? Kullandım, ameliyat oldum. Şu an kullanıyorum, kullanmıyorum. Demek ki artık bağımlı olmayacağım. Öyle bir olanak yok. Olursa olsa fizyolojik bağımlılık olur. Onu da gerekirse yavaş yavaş azaltabilirim. Öforik etkisi var. Sedatif etkisi var. Analjezik etkisini biliyoruz. Özellikle hiperapnede kullanıyorum. Mesela akciğer sağa nefes darlığı boğuluyor. Opioid veriyorsunuz, morfini veriyorsunuz. Oksijen satürasyonu kaçtı? 85. Kötü. Yine 85, bir sıkıntın var mı? Yok. Takip nesi kalmamış. Satürasyon yine 85. Artık solunum açlığı yok. Kendini rahat hissediyor. Yoğun bakımda çok rastladım. Hatta genç hastaysa böyle osteosarkom falan direkt sarkıntılık yapmaya falan başlayabiliyorlar. Konstipasyon, bulantı kusma gibi yan etkileri oluyordu ya hani opioidlerin. Bulantı kusma, tolerans, bunların hepsine tolerans gelişiyor. Ama konstipasyona hiçbir zaman tolerans gelişmiyor. Ama onun da çaresini buldular ama Türkiye'de maalesef çaresi yok. Naloxon. Naloxon'u veriyorsunuz, konstipasyon gelişiyor. Diyeceksiniz ki naloxon verirsek bu sefer ağrı ortaya çıkar. Çünkü antagonistidir. Hayır, bulan kişi yoğun bakımda bir asistan doktorun aklına geliyor. Naloxon'u oral yoldan versem ağrısını dokunmadan konstipasyonu kesebilir miyim? Aklına şu gelmiş. Naloxon'un ilk karaciğere geçiş metabolizmasında eliminasyonu %98. Oral yoldan vermiş naloxon. Aynı değil. Oral yoldan verdiğinde konstipasyonun düzeldiğini, karaciğerde de metabolize olduğunda ağrı üzerine bir etkisi olmadığını görmüşler. Fakat Türkiye'de maalesef oral naloxon yok. Evet. Bunu bahsetmiştim bağımlılıkla ilgili. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Türkçe'de böyle kullanmak gerekiyor. İngilizce'de addiction dediğimiz psikolojik bağımlılık. Diğer fiziksel bağımlılığa dependence diyoruz. İngilizce'de iki ayrı kelime var o bağımlılık için. Bizde tek kelime olduğu için bağımlılık deyince hep kötü olarak algılanıyor. Daha sık gördüğümüz yalancı bağımlılık. Yalancı bağımlılığı çok sık görüyoruz. Yetersiz tedavi sonucu geliyor. Hatalı tanı genellikle. Aslında bu yalancı bağımlılık hastaya ait bir tanı değil. Çalışanlara ait, doktorlara ait, hemşirelere ait bir tanı. Örneğin bana bir konsültasyon geliyor. İşte dizinden ameliyat olan, amputasyon olan kapdamar cerrahisi hastası 2 haftadır katta, dolantin kullanılmakta. Ağrısı geçmemekte tarafınızdan değerlendirilmesi. Not 2 nokta üstü hastanın bağımlı olduğu düşünülüyor. Gidiyorum, hemşirelerle konuşuyorum. Ne oluyor anlatın. Hasta bize geliyor. Şöyle. İşte bana o ilaçtan verin. Dolantin denilen ilaçtan verin diyor. Terleme.
Yüz kıpkırmızı, sinirli, asabi, korkuyorlar. Doktor arıyorlar, yap diyorlar, yapıyorlar. Ne düşünürsünüz? Bağımlı. Hastayla konuşuyoruz. Neren ağrıyor? İşte ayağın ağrıyor. Peki kesilen yer mi ağrıyor? Sanki olmayan parmakların mı ağrıyor? Ya doktor bey, aslında olmayan parmaklarım ağrıyor da deli zannederler diye kimseye söyleyemiyorum. Fantom ağrısı. Tamam, dolantinden vazgeçelim. Nöropatik ağrısı varmış hastanın. Ona göre tedavi başlayalım. Sinir bloğuyla test de yapabilirsiniz. Bir tane işte femoral sinir, siyatik sinire blok yaparsınız. Anında 5 dakika içinde sıfır ağrısı kalır hastanın. Veya antiepileptik Lyrica gibi biliyorsunuz, pregabalin, gabapentin. Oh hocam, bu dolantinden daha iyiymiş. Hiç ağrım kalmadı. Hani bağımlıydı? İşte buna biz pseudo addiction diyoruz. Yalancı bağımlılık diyor. Genellikle konu hakkında yeteri bilgimiz olmadığı zaman yakalandığımız, bir sağlık çalışanlarının yakalandığı veya koyduğu bir tanım. Kaçak ağrı, breakthrough pain diye geçiyor. Tamam, ağrısı geçti hastanın. Kanser hastası, drojezik yapıştırdık, rahat. Ama günde bir iki kez şiddetli ağrı geliyor. Buna ek tedavi olarak yapıyoruz. Mesela şuradakiler kaçak ağrı. Normalde ağrısı geçiyor, kaçak ağrı. O zaman oraya ek bir opioid daha ekleyebiliyoruz. Mesela hap şeklinde. Drojezik yapıştırdık, kaçak ağrı da şeker şeklinde piyasada şu an yine yok. Transmukozal fentaniller falan verilebiliyordu. Şimdi artık kapını almak zorundayız. Piyasada bulunan opioidler bunlar. İşte transdermal fentanil, drojezik. 12, 25, 50, 75 yüzlüğü var. 3 günde bir değiştiriyoruz. Göğüs ön duvarına yapıştırılıyor. Banyo gününde değiştirirsek daha iyi. 6 saatte etkisi başlıyor, 12 saatte maksimuma çıkıyor. Hocam yapıştırdım ama ağrım geçmedi. Daha yeni yapıştırdım. Daha onun tüm derinin katlarının geçmesi 12 saati bulur. Yapıştırmadan önce günün tarihini ve saatini yazmak lazım. Çünkü unutuluyor, üzerine keçeli kalemle. Konstipasyon riski daha az çünkü bağırsaklardan almıyoruz. Direkt deriden kana karıştığı için. Oksikodon, oksopan piyasada 5-10-20'lik var. Günde 2 kez alıyoruz. Amerika'da çok popüler bir ilaç. Dr. House'un ilacı, seyrettiyseniz biliyorsunuz. Hiç kullanmadığım için nasıl bir etkisi var bilmiyorum. Hidromorfon, 8-16-32-64'lük ilaç. Çok özel bir ilaçtır. Genellikle opioidler günde 4 kez alınması gerekir. Tablet sıkıştırılır böyle basınçta, zor edilsin midede diye. Bunlara ne diyoruz? Retard veya slow releasing diyoruz. İlaç geç çözündüğü için bağırsaklarda daha uzun seyahat ediyor. Dolayısıyla etki saati 4-6'dan 12 saate çıkabiliyor. O SR'ler veya retardlar günde 2 kez alınıyor. Ama bu ilaç ne SR ne sıkıştırılım ilaç değil. Bu bir metal bir kapsül. Şurada bir itekleyici kompartman var. Burada bir su aldığı zaman bu itekleyici kompartman şişmeye başlıyor. Bu kapsülün de bir tane deliği var. İlacı bu delikten itekliyor. Dolayısıyla etkisi 24 saat sürüyor. Günde bir adet. Çünkü buranın şişmesi 24 saat sürüyor. Günde bir doz yetiyor. Bu Oros teknolojisi denilen bir teknoloji, yine Alman kaynaklı. Bu konuda Alman'ın kimya sektörü oldukça ileri düzeyde Amerika'da. Günde bir kez veriliyor. Oldukça da pahalı bir ilaç. Hastayı uyarmak gerekiyor. Tuvalette böyle bir şey görürseniz şaşırmayın. Uyarmazsanız panik olabiliyorlar. Morfin, Meslon, Morfia çeşitli modları var. Şimdi Morfia'nın artık continuous releasing'leri çıktı. Günde 4 kez dedim ama yenilemem lazım. Artık günde 2 kez verebiliyoruz. Transmukozal fentanil şu an piyasada yok diye biliyorum. Hızlı etki, kısa etki, kaçak ağrıda kullanıyoruz. Şeker gibi. Dişle yanak arasında kullanıyoruz. Adjuvan ilaçlar, antiepileptikler, antidepresanlar, bifosfonatlar, steroidler, bunların hepsi adjuvan ilaçtır. Birazcık da tartışılabilir. Boğaz ağrınız var, antibiyotik veriyorsunuz, ağrı geçiyor. Acaba onu adjuvan desek mi? Soru işareti. Antiepileptikler nöropatik ağrıda kullanılıyor, fibromiyajide kullanılıyor. Gabapentin, pregabalin, karbamazepin, oxcarbamazepin, lamotrigin gibi birçok ilaç var. Daha çok en popüler oranı pregabalin. Piyasaya ilk olarak Lyrica olarak girdi piyasaya. Gabapentin, pregabalin. Gabapentin piyasaya da ilk Neurontin olarak girmişti bilirsiniz. Eski bir ilaç. Günde 3 doz gelir.
Kan düzeyi sabit değildir çünkü aktif transporta ihtiyaç duyar. Ama pregabalinde ne alıyorsa o emilir. Dolayısıyla lineer korelasyon vardır. Pregabalin biraz daha kuvvetlidir. Yan etkileri ikisinin de benzerdir. Özellikle ayakta şişme, çok ilgi çekici, mekanizması bilinmiyor. Fil ayağı gibi ayaklarda şişme yapar. Reversible'dır, ilacı kestiğiniz zaman kaybolur. Antidepresanlardan en favori ilaç amitriptilin, duroksetin, Cymbalta biliyorsunuz popüler, venlafaxin, efeksör, o da popüler ama amitriptilin aralarında en güçlü, en etkisi. Hala ondan daha güçlü bir antineuropatik ajan bulunamadı. Anestezik ajan, ketamini saymıyorum, o konumuz dışı. Onu hastanede kullanıyoruz. Amitriptilin, daroksil piyasa adı biliyorsunuz. 10 ve 25'lik tabletleri var. Ama maalesef o kadar şiddetli yan etkileri var ki dikkatli kullanmak gerekiyor. 10 miligramdan başlıyoruz. Yavaş yavaş 20, 30, 40, 50 diye arttırmak gerekiyor. Hastaya da anlatmak gerekiyor. Etkisi geç çıkıyor. Yan etkileri hemen oluyor. Yan etkilerin geçmesi de zaman alıyor. Ben bunları hastaya anlatmasam, doktor bana bir ilaç verdi. Hem dokundu hem de fayda etmedi diyor. Daha 3. gün çöpe atıyor. 3. günden sonra yan etkileri kaybolmaya başlıyor. 3. günden sonra analjezik etkisi gelmeye başlıyor. Naroxin'in aslında çok iyi bir ilaç. Hastayla iyi iletişim şart onu başlayabilmek için. Evet. Bifosfonatlar kemik metastazını engellediği için kullandığımız ilaçlar tümörün hızını da azaltıyor. Şimdi normalde benim ilaçlarla uğraşmamam lazım. Ben algoloğum. Algologların aslında girişimsel işlemler yapması lazım. Fakat Türkiye'de ilaç tedavisi de çok eksik olduğu için onları da ben yapmak zorunda kalıyorum. Halbuki tüm ilaçlar denenmiş olsa bana gelse direkt girişimsele başlasın. Önce ilaçları başlıyorum. Fayda görmezse girişimsel tedaviye geçebiliyoruz. Sinir blokları, santral bloklar, epidural spinal kon, çölyak plexus bloğu, transforaminal enjeksiyon, facet enjeksiyon, eklem enjeksiyonu, tetik nokta, destrüktif işlemler, sinirleri yakabiliyoruz. Kimyasal, radyo frekans, termokoagülasyon, intratekal pompa, geçen ay bir tane taktım, nörostimülatörler gibi çeşitli tedaviler uygulayabiliyoruz. Bunlardan kısaca geçip sinir blokları, özellikle ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası ağrıları geçirmek için tamamen ağrısızlık sağladığımız bloklar. Ultrason kullanıyoruz daha çok. Nöroaksiyel blok ağrısız dolumda biliyorsunuz. Yalnızca ağrısız dolumda değil, şiddetli ağrı. Diyelim ki kolon seyahı, çok şiddetli karın ağrısı var, morfin bile fayda etmiyor. Hemen epidürali takıp ilacı veriyorsunuz, oh bitti, hiçbir ağrısı kalmaz. Çölyak plexus bloğu, mesela mide kanseri, safra kesesi, karaciğer, pankreas kanserinde kullandığımız bir yöntemdir. Buraya gideriz, buraya siniri yakan bir ilaç veririz. Bu %96'lık etil alkol olabilir, fenol olabilir. Ağrıyı keser, hastanın ağrısı kalmaz. Problem yine oradadır, kanser yine oradadır ama beyine giden iletiyi biz kesmiş oluruz. Yine trigeminal RFT. Çok fazla hasta gelmeye başladı öğrendikçe. 10 yıl boyunca bu ağrıyı çekmiş. İntihar etmeyi düşünmüş vesaire. Tüm ilaçlar denenmiş. Hiçbiri fayda etmedi. Geldi. Radyo frekans termokoagülasyonla direkt trigeminal siniri yaktık. 80 dereceyle. Hiçbir ağrısı gelmedi. 10 yıl çektiği için hasta bir süre daha geldi. Bir haftada bir teşekkür etmek için. Tamam gelmenize gerek yok. Hayır bir daha bir daha. Neler çekmişse artık. Çünkü ona yapacak bir şey yok dermiş. Bunun ilacı bu. Halbuki direkt siniri yaksanız dişteki kanal tedavisi gibi hiçbir ağrısı kalmıyor. Yine transforaminal enjeksiyon. Bu çok önemli. Yanlış tanı da çok önemli oluyor maalesef ağrıda. Burada kaç kişi var? 100 kişi olsaydı, hepinize MR çektirseydim 40 kişi de herni çıkardı. Bel fıtığı çıkardı. %40'a kadar varabiliyor. Çalışmaya göre %20 ile 40 arası. Tesadüfen o sırada beliniz mi ağrıdı? Aha, bel fıtığı, hemen ameliyat. Kaldı ki gerçekten bel fıtığı da olsa, gerçekten bel fıtığı olmayıp ameliyat edilen çok hasta gördüm maalesef, sonra bana geliyorlar. Bel fıtığı ameliyatı bile olsalar, transforaminal enjeksiyonla hastaların %50'sinden fazlası ameliyattan kurtulabiliyor. Çünkü sıkışan sinir şişiyor, şiştikçe daha az yer buluyor. Daha az yer buldukça bir kısır döngüye giriyor. Giderek daha şişiyor. Şiştikçe kanlanması bozuluyor. Oraya yapılacak bir kortizol enjeksiyonu anında inflamasyonu yok edip hastayı rahatlatabiliyor.
Her hastada başarılı olacak diye bir şans yok. Düşük ayağı olan hastanın düşük ayağının düzeldiğini biliyorum. Diyeceksiniz ki düşük ayak acil ameliyat endikasyonu. Hatalı bir işlem yapıyorsunuz. Haklısınız ama bu ameliyatı buna rağmen kabul etmeyen hastada yaptığım işlerde şimdiye kadar 3 tane hastanın düşük ayağı sırf enjeksiyonla düzeldi. Faset denervasyon, şiddetli, hani gonartrozu, koksartrozu biliyorsunuz. Aynısının belde olduğunu düşünün. Bel protezi olamaz. Ne yapıyoruz? Faset eklemlere giden medial sinirleri tek tek yakıyoruz. Yine orada artriti var ama hiçbir ağrı hissetmiyor. Klasik olarak şöyle yürürler. Doğrul dediğin zaman yüzünü buruştururlar. Zaten faset tanısını koymak biraz daha kolaydır. Direkt eklemlerin üzerinde hassasiyet vardır. Bir de geriye yüklendiğiniz zaman ağrı duyar, yine yüzünü buruşturur. Direkt sinirleri yakarsanız hasta tamamen rahatlar. Yine nörostimülatörler, piller konulabiliyor. Oldukça pahalı yöntemler bunlar. Tüm tedaviler çaresiz kaldığımız zaman bunu kullanabiliyoruz. Yine intratekal pompa koyabiliyoruz. Bir tane mide seyahı hastam var. Önce port taktım. Porttan ilacı verdiğimizde direkt spinal, bosa gidiyor. Hastanın ağrısı tamamen geçiyor. Ama elastomerik pompa var yanında, devamlı oradan. Ben bunu yanımda taşımak istemiyorum. Denize girmek istiyorum, dolaşmak, gezmek istiyorum diyor. Intratekal pompa takalım. Onu da seçenek olarak sunuyorum. 21.750 lira pompanın fiyatı. İçinde rezervuar var. İlacı onun içine koyuyoruz. İlacı spinal aralığa veriyor. Hastanın hiçbir ağrısı yok. Dolaşıyor, denize giriyor, tatil. Midede kanser var ama sanki kanser benim şeklinde. Hasta rahat. Baş ağrıları. %99'u baş ağrıların migren ve gerilim tipidir. Gerisi yalan. Küme baş ağrısı ben hayatımda şimdiye kadar 2 kez gördüm. Ama derste de sorarlar. Akut atak tedavisi var, koruyucu tedavisi var. Kırmızı bayraklar vardır baş ağrıları. Nadir görülür. Yakaladığınız zaman atlamamak lazım. Yasal sorumluluk olur. Kendi arkadaşımda yakaladığım kırmızı bayrak maalesef. Glioblastoma multiforme tip 4 çıktı. Kaybettik kendisini. Bel ağrıları çoğunlukla mekaniktir. Faset en başta. Yaşlılarda özellikle. Veya düşme travmada da gençlerde olabiliyor. Miyofasyal ağrı sendromu. Bel fıtığı dediğin gibi çok yanlış tanılar olabiliyor. Bel fıtığında bel ağrısı değil. Hat şeklinde, ip şeklinde kalçadan ayağa vuran ağrı diye söylüyorum. L5 S1'si. Çok nadir L1 görürsünüz kasığa vuran ağrı. Ben bir kez gördüm. Yine boyun ve omuz ağrıları. Miyofasyal ağrı sendromu yine çok sık görülür. Miyofasyal ağrı sendromu ile fibromiyalji tamamen farklıdır. Ama miyofasyal ağrı sendromuna da fibromiyalji deniyor. Onların hepsi ayrı konu. Fibromiyalji işte budur. 18 tetik noktanın 11'inde ağrı görülürse fibromiyalji tanısı koyuyorsunuz. Bu tetik noktaları ezberlemek gerekiyor. Miyofasyal ağrı sendromundan farklı 4 eksende de görülür. Halbuki miyofasyal ağrı sendromunda yalnızca lokalizedir bir yerde. Ama tedavileri benzer olduğu için çok farklı değildir. İşte bu da tipik bir miyofasyal ağrı sendromu. Genellikle kötü ergonomi. Mesela kitap okurken çok oluyor. Örgü örerken, telefonla oynarken. Uzun süre bu kas gruplarının kasılmasına bağlı olabiliyor. Yine artrit toplumumuzda çok sık görülüyor. Kilo, spor yapmama başlıca nedenler genetiğin haricinde. Norveç'e gittim kongreye, sempozyumu sunum yapmak için. Orada gördüm 70-80 yaşında, abartmıyorum hakikaten. Gemiden iniyor limana, sırtında kayakları var, böyle yürüyor. Veya tenis raketi sırtında, bu. Hakikaten 70-80 yaşında bu gördüklerim. Bizde ise böyle yürüyor. Çünkü gençliğinden beri hep spor yapıyorlar. Tabii ki alışkanlık meselesi. Peki, bu kadar anlattım. Hep en şiddetli ağrı nedir diye soruyorlar size. En şiddetli ağrı yok diş ağrısı, yok doğum ağrısı, yok böbrek taşı ağrısı falan. Dayanılması en kolay ağrı hangisidir? Bu asıl dersin en önemli konularından biri. Çünkü bu bizim yetersiz tedavi verdiğimizin bir kanıtıdır. Bilen var mı? Dayanılması en kolay ağrı nedir? Aynen, doğru. Başkasının çektiği ağrı dayanılması en kolay ağrıdır. Bu da çok büyük bir hatadır. Bizi kötü doktor olarak hastanın gözünde görünmemize yol açar. Teşekkür ederim.
Hepinize ağrısız günler dilerim. Bu en uzun konumuzdu. Şimdi kısa bir konu olarak da palyatiften bahsetmek istiyorum. Hastanemizde palyatif bölümü açıldı. Oranın da sorumlusu benim. Tabii ki. Şimdi gebelerde elimizdeki tek ağrı kesici aslında C grubu sayılmayan parasetamol. Ama parasetamol da her zaman yeterli olmuyor. Gebelerde sık olarak ne görebiliriz? Özellikle en sık gördüğümüz ağrı ikinci trimesterden itibaren lumbar lordozun artışına, ağırlık merkezinin değişmesine bağlı olarak bel ağrılarını çok görüyoruz. Maalesef gebelerde sıklıkla parasetamole mahkumuz. Diğer ilaçlar gebelerde çok önerilmiyor. Peki başka ne yapabiliriz? Parasetamol sayda etmedi. Enjeksiyonlar yapılabilir. Ağrılı bölgelere geçirebilmek için. Hatta opioidler bile verilebilir. Bakın kırmızı reçeteli ilaçlar. Çocuğa güvenlidir bebeğe kırmızı reçeteli. Ama şurada da sıkıntı var. Uzun süre verirseniz fiziksel bağımlılık gelişirse gebede, bebekte de gelişir. Yani diyelim ki gebeye çok şiddetli ağrı var. Başıma geldi bu benim. Opioid başlamak zorunda kaldım. Artık duramıyorum. Bir bebeği aldıracak o durumda. Ne yapıyoruz? Opioid başlıyoruz. Ağrıları geçiyor. Bebek doğduğunda bebek de fiziksel bağımlılığı oluyor. Bebeğe de opioid başlamak gerekiyor doğarda olmak. Ondan sonra dozunu yavaş yavaş azaltmak gerekiyor. O oldukça komplike bir konu. Hı? Kesin gelir. Annede olursa onda da olur. Birdenbire kestiğiniz zaman siz de biliyorsunuz delirium tremens hayati tehdit eden bir durum oluşturur. O yüzden birden kesmemek gerekiyor. Gebeye dokunan enjeksiyon ne? Diyelim ki direkt faset ekleme enjeksiyon yapabilir. Örneğin. Lokal anestezik, bupivakain, narkain veya steroid de verebilirsiniz. Yani son çare olarak steroid de verebilirsiniz. Ben verdiğim oldu. Kostokondrit mesela. Çok şiddetli ağrısı var. Nefes alamıyor, batıyor, öksüremiyor. Gebelikle ilerlemiş. Ne yaptım? Kostokondral bir bileşki, enjeksiyonu yaptım, kortizol. Hop, oh dünya varmış dedi. Bir daha da tekrarlamadım. Akupunkturun etkisi geçicidir. Kalıcı değil. Hani yaptırdım bir kez pışırama, ağrım vardı, geçti. Ondan sonra ömür boyu ağrım olmayacak. Öyle bir şey yok. Ağrı yine tekrarlar. Belli bir süre kurtarır sizi. Ve etki mekanizmasını da anlattım size. Şu sorun akupunkturda. Akupunktur yanlısı olmayanlar çalışma yapıyor. 4000 hastalık bir çalışma var. Doğru yere akupunktur uygula, yanlış yere akupunktur uygula. Etki aynı. Yanlış yere bile uygulasanız etkisi aynı diye iddia ediyoruz. Çalışma sonucu bu. Yayın. Akupunktur bu işten ekmek yiyenler de diyor ki hayır diyor, siz doğru yapmadığınız için böyle çıkıyor diyor. Çeşitli kavgalar var ama sonuçta bilimsel kökeni budur. ABT'ları uyarırsanız TENS de dahil hepsi ağrıyı azaltır geçici süreyle. O şey diz, evet fantom ağrısıydı. Çok anılar, hangi birini anlatayım diyorum. O kadar komik anılar yaşadık ki. Hepsi bir macera, kitap yazılabilir bu konuda. Şimdi Türkiye'de spesifik, koksiki spesifik ilaç yok. Bir zamanlar vardı hatırlarsanız. Var mı yine bilmiyorum, başladı mı? Celebrex falan bazen oluyor, bazen. Selekoksip, Valdecoxib. Hatırlarsınız böyle popüler gelmişti, piyasaya girdi. Sonra kalp krizi riskini arttırıyor diye piyasadan çekildi falan. Tekrar piyasaya girdi. Neden tekrar piyasaya girdi? Prospektüse gerekli uyarıyı koydular. Kalp krizi riski vardı diye yine satışı başladı. Ama Türkiye'de çekildi. Bir daha satışa giremedi. Komik olan nedir biliyor musunuz? Diyor ki 3,5 kat kalp krizi riskini arttırıyor Valdecoxib. Yasaklıyorlar Türkiye'de. Sigara 14 kat arttırıyor. Sigara satılması serbest. İlacı sen ihtiyaç için alıyorsun. Sigarayı zevk için alıyorsun. Zevk için satılan bir şeye kalp krizi riski daha yüksek izin veriliyor. Ama tedavi amacıyla aldığım bir şey kalp krizi riskini daha az arttırmasına rağmen yasaklanıyor. Bu da bir paradoks. Spesifik iki yok dedim. Sensitifler var.
Özellikle oksikam türevleri. Piroksikam, meloksikam. Biraz daha sensitiftir koksikiye. Mide kanaması olmasın diye onu tercih edebilirsiniz. Ama kreatinin yüksekse yaşlı grupta özellikle uzak durmakta fayda var. Zaten nefronları azalmıştır. Tek istisnası şiddetli inflamatuar hastalığı varsa. Kontramal yani tramadol daha çok tavsiye ederim. Damlayla başlarsınız. Sonra Zaldiyar'a geçersiniz. Kombine preparat. Sonra kontramale geçersiniz. Yaşlılarda eğer yan etkisi yoksa. Daha güvenlidir. Mide kanaması yapmaz. Böbreklere dokunmaz. Ömür boyu kullanan hastalarım var. Mesela belinden 3 kere ameliyat olmuş. Ağrıları geçmemiş hasta. Geldi bana. Ne yapsam? Enjeksiyon yapayım şunu. Ya şu anda kontramal yazdım dedim. Kontramalini yazdım. Ağrı sıfır. Hiçbir ağrım kalmadı. Ben boşuna ameliyat olmuşum dedim. Ne yaptım? Tamam sen günde bir tane bile yetiyor. Sen bunu günde bir kez alacaksın dedim. Yaşlı bir hastaydı 70 küsür. Raporunu da çıkardım. Sen bunu ömür boyu kullanacaksın artık dedim. Başka bir şeye gerek yok. Nasıl tansiyon hapı ömür boyu kullanılıyor? Şeker ilaçları ömür boyu kullanılabiliyorsa, diyabet ilaçları. Bu da ömür boyu güvenle kullanılabilecek bir ilaç. Ama ülkemizde ne var? Opiofobi var. Özellikle doktorlarda ve hemşireler. Ben ilacı yazıyorum. Gidiyor eczanedeki kişi veya başka meslektaşım doktor. Sakın bunu kullanma. Bunu ancak kanser hastaları kullanır. Diye hastalarımın gözünü korkutuyor. Kullanmadan yine geliyor. Niye kullan? Bana böyle dediler. Ben artık ne yapıyorum? Size böyle diyebilirler. Eczanede veya başka meslektaşım. Sakın kulak asmayın. Siz kullanın bana gelin. Ben sizi kontrolü devam edeceğim diyorum. Opiofobidir bu. Ben bununla ilgili çalışma yaptım. Hatta bu çalışma birincilik ödülü de kazandı. Etraf doktorlarda anket yaptım. Nonsteroid antiinflamatuarlara cevap vermeyen, çok şiddetli ağrısı olan hastaya morfin verir misiniz? Diye doktorlara anket yaptığımda %65'i vermem dedi. Neden? En büyük sebep bağımlılık yapar. Opiofobi dediğimiz. Opiofobi hastaların hastalığı değil. Sağlık çalışanların daha çok hastalığıdır. Opiofobinin 3 nedeni vardır. 1. Doktorlarda olur. 2. Diğer sağlık çalışanları ve eczanelerde olur. 3. Sağlık Bakanlığı'nda olur. Bana çok şey gelmiştir, uyarı gelmiştir Sağlık Bakanlığı'ndan. Hakkınızda soruşturma açılacak diye. Bir tıp atıyorum her seferinde. Neden? Bir dava söz konusu olsa bilirkişi kim gelecek? Algolog gelecek. Bu doz verilebilir diyecek. Bilimsel kanıtlar ortada. Tavan etkisi yok. Örneğin. O yüzden opiofobiden korkmamak lazım. İlk doz alacak da tehlike olabilir. Dediğim gibi o da 3000'de 1, 10.000'de 1 diyeyim. Bir tane opioid bağımlısı olmasın diye 9.999 hastaya tedavi vermememe eş değer. Türkiye'de durum ne dersiniz? Türkiye'de opioid kullanımı nasıl? Çok mu az mı? Sağlık nedeniyle morfini örnek gösteriyorum. Kişi başına morfin tüketimi Türkiye'de İngiltere'dekinin 1000'de 1'i. Bakın 1/10 demiyorum, yarı yarıya demiyorum, %1'i demiyorum, 1000'de 1'i. Yani çok şiddetli ağrısı olan hastaya verilmiyor morfin. Çok nadir veriliyor. Ne deniyor? Ameliyat oldun. O kadar ağrın olacak. Senin de canın amma tatlıymış. Vesaire gibi bir sürü söylemlerle hasta kaderiyle baş başa bırakılıyor maalesef. Ciddi bir opiofobi Türkiye'de mevcut. Üstelik üreten ülkeyi de biziz. Bu daha da bir ironik yapıyor olayı. Var mıydı başka? Evet, palyatif bakım. Bizim hastanemizde de açıldı. 46 yatağımız var. Açılalı 7 ay oldu. Şu anda 28 hastamız var. Çok büyük bir hizmet aslında. Ben yoğun bakımcı olduğum için canım çok sıkılıyor. Bu hastalar ne olacak? Felçli hasta, tamam iyileştiriyorum. Yoğun bakımlık bir durumu kalmadı. Artık evine götür diyorum hasta yakını. Hasta yakını 70 yaşında. Çoluğu çocuğu yok. Kocası inme geçirmiş. 80. Ben ona nasıl bakayım? Kendisi ufacık zaten 40 kilo. Kocaman adamı nasıl banyo yaptırsın? Altını nasıl temizlesin? Beslenmesini nasıl yapsın? Mümkün değil. İçim kan ağlaya ağlaya bu tür hastaları hasta yakınlarına teslim ediyorum. Şimdi artık böyle bir zorunluluğumuz yok. Artık devlet hastanelerinde ve 3. basamak üniversite hastanelerinde palyatif bakım hizmeti verilebiliyor. Bir yanlış anlaşılma var. Palyatif bakım kanser hastalarına bakar.
Bu yanlış. Palyatif bakım hayatı tehdit eden ve hayatı ciddi anlamda kısıtlamış. Bakın ciddi anlamda. Hasta ve hasta yakınlarının, yalnız hasta değil, hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, ağrıyı dindirmek, acıyı dindirmek amaçlı, fiziksel, sosyolojik ve psikolojik tedavidir ve semptomatik tedavidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı. Bizim şu andaki hastalarımızın yarı yarıya kanser hastasıdır. Yarısından çoğu kanser hastası değil. Ve işin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? Biz bu hastaları eksik tedavi ediyoruz. Evlerde kaderiyle baş başa bırakıyoruz. Burada haftanın 6 günü fizik tedavi alıyorlar. Beslenme, enfeksiyondan korunma vesaire, iyi bakımla bir kısmı hakikaten yürüyerek eve gidiyor. Taburcu da oluyor. SBO geçmiş, sağ hemiplejik, belki ömür boyu öyle kalacak. Kuvvetlendirme, egzersiz tedavileriyle ve pnömoniden, yatak yaralarından koruyoruz ve taburcu olabiliyorlar. Hakikaten yürüyerek gidenler oluyor ve bizi oldukça motive ediyor. Kanser hastaları da biraz demotive ediyor ama onlara da şunu sunuyoruz, ağrısız ölüm. O da çok önemli. Çoğu kanser hastası ağrılar içinde kaderiyle baş başa kalarak ölüyorlar maalesef. Evet, gereksinimlerine, umutlarına, korkularına yönelik tedavi. Ölüm düşüncesine ve ölüme hazırlık kanser hastalarında. Kaybedilen fonksiyonlara yönelik baş etme mekanizmaları. İşte tipik bir palyatif bakım hastası. Her bakımdan sınırlandırılmış. Ağrı bozukluğu var, bunu gideriyoruz. Uyku sorunu var, bunu düzeltiyoruz. Hava açlığını düzeltiyoruz, beslenmesini düzeltiyoruz. Konstipasyon, diyare gibi bağırsak alışkanlıklarını, bulantısını, depresyonunu, mobilizasyonunu, kişisel hijyen, banyo, alt temizliği. Şöyle düşünün, şu anda 30 tane hasta var yukarıda. 30'unda her gün altı temizliği, tuvalet. 3 günde bir banyo yapsanız, yaptırsanız, 30 hastanın 10 tanesini her gün banyo yaptırıyoruz. Dekübitten korumak için 2 saatte bir, 3 saatte bir bu hastalara pozisyon veriyoruz. Yaş sınırı yok. Palyatif bakım yaşlılar dedik. Geçen işte yeni bir hasta başvurdu, 17 aylık. 17 aylık evde bakamayız diyorlar. Hakikaten bakamayabilirler. Trakeostomisi var bebeğin ve solunum cihazına bağlı. Tamam, getirin, bakarız. Bir de makineden ayırırız. Palyatif bakımda birçok hastanın trakeostomiyle geliyor. Tedaviyle düzeltip çekiyoruz. Normal solunmaya başlıyor. Yemek yiyemiyorsa yutkunma egzersizleriyle yutkunmaya başlıyor, yemek yemeye başlıyor. Tanı sınırlaması da yok, dediğim gibi kanser. Ev ortamında gereksinimleri ve tedavisi karşılanamayan her hasta. Hizmet, kimler hizmet ediyor? Doktor, diğer disiplinler, psikolog, nütrisyon ekibi, fizyoterapist, hemşire ve yardımcı sağlık personeli. Ama burada en önemli faktör hemşire. Biraz da yardımcı sağlık. %80'ini için bunlar yapıyor. Biz %20'sini yapıyoruz ama biz övünüyoruz. Bu da ayrı bir paradoks. Sık tanılar, kanser, KOAH, İlerleyici kas hastalıkları, serebrovasküler olay sekerleri, kalp yetmezliğiyle gelen hastalar var. Onları tedavi ediyoruz, eve gönderiyoruz. İlerleyici nörolojik hastalıklarla gelenler var. Hastalar %80'inde bir kere ağrı tedavisi yetersiz. Algolog olmanın avantajını yaşıyorum ben orada. Dolayısıyla hastaların ağrısını çözüyoruz. Nedene yönelik medikal, fizik tedavi ve girişimsel tedaviler yapıyoruz. İşte en son bir ağrı pomposu da taktığım hasta oldu. Terminal dönem var. Şimdi ötenazi, doktor yardımlı suisit girişim, terminal sedasyon, ölümü hızlandırma, ölümü yavaşlatma. Birçok kavram var. Hastayı uyuturuz dediğinde insanlar ne anlıyor biliyor musunuz? Ötenazi anlıyor. İlgisi yok. Ötenazi hastayı öldürmem demek. Aktif olabiliyor, pasif olabiliyor. Yani tedavisini keserek de öldürebilirim. Veya işte intravenöz potasyum vererek de öldürebilirim. Veya yüksek doz opioid vererek de öldürebilirim. Bu ülkemizde yasak. Ötenazi yapmak yasak. Ama terminal sedasyon dediğimiz nedir? Son uyku şudur. Artık asidozu gelişmiş. Hayatı fonksiyonları bozulmuş. Desatürü olmuş. Izdırap çekiyor hasta. Biz yalnızca yüksek doz opioidle uyumasını sağlıyoruz. Yine beslenmesi devam ediyor. Bakımı devam ediyor. Hasta hiçbir şey hissetmeden uykusunda vefat ediyor. Biz de buna terminal sedasyon diyoruz. Kanser hastaları da bunu uyguluyoruz ve hasta yakınları bu konuda çok çok mutlu, teşekkür ediyorlar. Çünkü geldikleri hali biliyorlar. Hastanın son halini biliyorlar. Yaşayabilir açıkçası. Hizmet yeri genellikle ev, hospis, hastane ve palyatif bakım merkezi oluyor. Tabii ki en profesyonel
yer bu konuda palyatif bakım merkezi. Takım çalışması gerekiyor. Aile desteği gerekiyor. Takım çalışanlarına da destek gerekiyor. Çalışanlara da destek gerekiyor. Oradaki hemşirelere de destek gerekiyor. Çünkü bazen burada çalışmak yıpratıcı ve moral bozucu olabiliyor. Ben onları her daim motive ediyorum daha iyi çalışabilmeleri için. Maddi manevi. Add life to days, not days to life. Bakın bu çok önemli. Palliatif. Bu ne demek? Günlere hayat katıyor. Hayata günler değil. Yani kalitenin daha önemli olduğunu anlatıyor. Evet. Burada da nasıl gittiğimiz aktif tedavi, palyatif tedavi ve ölüm şeklinde. Ama doğrusu alttakidir. Beraber gitmelidir. Arada keskin bir sınır yoktur. Siyah beyaz değil, arada gri zonlar vardır. Tedavi kişiseldir. Standart tedavi sakıncalıdır. Her tedavi hastaya göre kişiselleştirilmeli. Çünkü herkesin verdiği tepki farklı olabiliyor ilaçlara. 24 saatlik bakım gerektirir. Örnek hasta, 80 yaş, SBO, eşi 72 yaşında, çocuk yok, evde tek yaşıyor. Örnek bir hasta. Türkiye gerçekleri ne der? Neden palyatif bakımlar açıldı? Aslında yoğun bakımlarda yer açmak için. Yoğun bakımlardan bu tür hastaları çıkaramıyorduk ya. Gerçek yoğun bakım hastası geliyor, hayatını kurtaracağız, yer yok. Onlara yer açmış olduk. Yoğun bakımdaki hastaların %30'u palyatif bakım hastası. Hakikaten palyatif bakım merkezleri açılmak... Dıkça yoğun bakımlar rahatladı, bizim yoğun bakımımız da rahatladı. Hastanemizde 46 yatak var şu anda. Şu an 30 kapasiteyle çalışıyorum. Hemşire sıkıntım nedeniyle. Kalifiye eleman sıkıntısı var maalesef Türkiye'de. İşsiz çok Türkiye'de ama kalifiye eleman az. Normalde palyatif bakımda şöyle bir ekibin size hizmet etmesini beklersiniz. Beklersiniz değil, normalde böyle bir ekip size hizmet ediyor. Bizde de böyle bir ekip var. Ama tabii hastaların, biraz mizah katmak istedim şimdi. Hayalindeki palyatif bakım ise böyle. Teşekkür ederim. Palyatif bakımla ilgili sorusu olan varsa yardımcı olmak isterim. Buyurun. Çok güzel bir soru. İşte bakıyorsun, bir engelli parkta otururken bir bizim valilerin bildiği derseniz geliyor. Adam mesela uçta bekliyor ki bizi. Şirin evlerde yapılan bir çalışmada bir genç taksicileri durduruyor. Arkasında da bir tekerlekli sandalyeli. Gelen her taksici istisnasız tekerlekli sandalyeyi görünce göze basıyor. Biz ki iyi bakı gelmişler medeniyet öğrendiğimiz. İyi ki bizden öğrenmiyorlar. Ben yakınlar yakında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde çalışıyordum. Bahçelievler temeli eğitim araştırma hastanesi olarak olacağım. Hayatında bir defa odaya yatırmak için yıllarca bekleyen ve öyle bilen hastalar oluyor. Aynen öyle. Belli formidir, politik vesaire. Ve çok acı. Ya da geçen bir genç gördüm. Gaz kanına hiçbir şey kalmamış. Bir makam da kusura yok. Yatırım bir kere doktor yok muydu? Bekliyorum dedi. Bir kere hastanesinde yatışım yapılacak. Senin gerçeğini ben öyle görüyorum ama diğer yandan işte biz çağ atladık. Peki, şöyle söyleyeyim. Yurt dışı çok bulundum. Çok sayıda ülkede bulundum. Özellikle Batı ülkeleri, Amerika'yı saymıyorum. Amerika'yı Batı ülkesi pek saymam. Sosyal hayat orada çok iyi değil o konuda. Ama tabii ki İskoçya, İngiltere, İsveç, Norveç gibi örnekleri alırsak, ele alırsak korkunç bir sosyal adalet var. Oldukça medeni ülkeler. Yani hiçbir araba sizin önünüzden geçmez. Karşıda geçmek için bekliyorsanız duruyorlar. Hakikaten duruyorlar. Hatta inanmayacaksınız Kıbrıs'ta bile öyle. Herhalde elleri değdiği için biraz. Kıbrıs'ta da geçmeye kalktınız, araba duruyor, yol veriyor size. Türkiye'de öyle değil. Ben önce geçeyim diye gaza basıyorlar. Palyatif bakım olayına gelirsek, diğerlerini tartışmaya gerek yok. Kırmızı ışıktan yeşil ışığa tutun, size yol vermede... Yolda geçerken şapkayı çıkarıp selam, hiç tanımıyorsun adamı, sana günaydın diyor. Günaydın diyorsun, ne oluyor, hayrola, tanıdık mı falan. Biz şaşırıyoruz, alışık değiliz böyle şeylere ama onlar çok dost canlısılar. Evet, bizi sıcak, onları soğuk olarak düşünüyorlar ama öyle değil. İşin aslı öyle değil. Palyatif bakım olayına gelirsek, Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarını söyleyeyim ben size. Dünyanın nüfusunun %14'ü,
palyatif bakım hastalarının %14'ü palyatif bakımdan faydalanabiliyor. Geri kalan %86'sı faydalanamıyor. O %14'ün hemen hemen hepsi medeni Batı ülkeleri. %100 neredeyse bir coverage, kapsama var. Türkiye'de geçen yıl, bir yıl öncesine gidersek, zaman tüneline girersek, palyatif bakımlara verilen hizmet %0. Kasım ayında Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik çıkardı. Bizim yıllardır beklediğim şey sonunda çıktı. Artık palyatif bakım hizmetine başladı. Sosyal destek başladı. Biz de ilk başvuranlardan olduk. Şu anda İstanbul kapasitesi herhalde 500 yatağı bulmuştur diye düşünüyorum. 500 yatak sizce iyi mi? İyidir diye düşünebilirsiniz. Peki her 1000 kişiden kaçı palyatif bakıma ihtiyaç duyar dünyada? Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamı 1000'de 5. 1000'de 5 ne ediyor 80 milyon nüfusta düşünürseniz? 400 bin falan ediyor sanırım. Değil mi? 400 bin ediyor. Şu anda Türkiye'de 400 bin palyatif bakım hastası var. Dünya Sağlık Örgütü'nün oranı 1000'de 5 olduğuna göre. Ve bunun 80 bini İstanbul'da. Bakın 80 bin palyatif bakım hastası var İstanbul'da. Yatak sayımız 500 bile değil. 46'sı bizde. Ben tabii ki özel sektör. Burası da özel bir hastane. Ben bunu teklif ettiğimde hastanemize ya nasıl dolduracaksın o kadar yatağı şeklinde tepki aldım. Ben rakamları biliyorum. Kaç hasta olduğunu biliyorum. Doldurmamak imkansız. Hatta sırada bekleyenler var. Ben alamıyorum. Hemşire sayım yeterli olmadığı için. Şu anda Türkiye'nin durumu bu. Batı ülkeleri tamamen kapsamış durumda. Geri kalan dünyanın geri kalanında palyatif bakım diye bir şey doğru düzgün yok. Türkiye'de ilk defa bu sene bir adım attı. Yavaş yavaş Batı medeniyetlerine bu konuda yaklaşıyoruz. Biz de inşallah herkesi %100 kapsamaya çalışacağız ama bu da biraz ekonomi meselesi. Yani ülkenin de ekonomik gerçekleri var. Ne kadar yaşlı nüfusa bakabilir? Bizim hem sıkıntımız, yabancı ülkelerin sıkıntısı yaşlı nüfusun fazla olması. Bizim sıkıntımız genç nüfusun fazla olması. Arada çalışan grup var ya 20-50 yaş grubu. Şimdi bizde yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus hala fazla. Yani bakmakla yükümlü olduğumuz insan sayısı ekonomik olarak da artıyor. SGK karşılıyor. Günlük ödüyor. Aynen yoğun bakımda yaptığını yapıyor. Diyor ki bu pakettir diyor. Sen ne yaparsan yap, ben onu öderim diyor. Yani istediğin ilacı kullan diyor. Kan şunu ver, bunu ver, ilaç ver, ameliyat et. Hiçbirini ödemem diyor. Benim günlük bir ödemem vardır palyatif bakıma diyor. Yoğun bakımda olduğu gibi onu öderim diyor. Günlük 330 liraydı. Onu zam yaptı geçen ay. Daha da teşvik etmek için kurumları, sayıyı arttırmak için. Günlük 450 liraya çıkardı. Yani yoğun bakım ikinci basamak hastasıyla aynı parayı ödüyor. Sistemde aksaklıklar var hala. Nedir? Kanser hastası gelmiş, palyatif bakımda hizmeti veriyor ama radyoterapi alması lazım. Radyoterapiyi ödemiyor bu sefer. Kanser hastası palyatif bakımda. Onu ödemem diyor çünkü sana zaten şeyi öderim diyor. Radyoterapiyi versen, bu sefer palyatif bakımı ödemiyor. Bedavaya bakmış oluyorsun. Aynı şey kemoterapi için de geçerli. Biz şunu söylüyoruz hastalara gelirken, biz palyatif bakımı tamam size bu hizmeti veriyoruz ama ameliyat çıkarsa, radyoterapi, kemoterapi almak zorunda kalırsanız ekstra fark vermek zorunda kalabilirsiniz diye hasta yakınlarında uyarıyoruz. Sistem hala aksaklıkları var ama en azından olumlu bir adım. O da zamanla düzelecektir diyorum. Sonra kan ve kan ürünlerini karşılamıyordu. Geçen aydan itibaren artık kan ve kan ürünlerini de ayrıca öderim dedi. Bir takım ilaçlarla birlikte. Mesela Eraksis, anidilofungin. Bir flakonu 400 lira. Bir flakon. Günde iki kez veriyorsunuz 800 lira. Günlük 450 lira ödüyor. Onu ayrıca öderim demeye başladı mesela. Böyle sıkıntılar da var. Özel sigortayla da anlaşma yaptık. Yeni daha. Daha sonuçlarını almadık. İşte Allianz'la. Özel sigortaların da sıkıntısı şu.
Yoğun bakımdan çıkamıyor hastaları. Çok yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. Onun yerine bize getirip daha düşük ücret ödeyip kendi masraflarını azaltmak yoluna gitmek için bizden de daha yeni anlaşma yaptık. Teşekkür ederim.